Milyonlarca yıl düşünsek, Billie Eilish'in skandallarla karşımıza çıkacağı aklımıza bile gelmezdi. Ancak olaylar öyle bir boyuta geldi ki, fanlar Billie'nin posterlerini yırtmaya başladılar. En başından beri Billie belki de en problemsiz ünlülerden biriydi ve tabii ki ne kadar başarılı olduğu konusunda konuşmaya bile gerek yok. Aynı zaman dünyada en büyük ve en sağlam fan grubuna sahip olan ünlülerden biri. Ama üzülerek söylüyoruz ki bu sefer Billie'nin kendi fanları bile Billie'ye karşı cephe almış durumdalar. Ve Billie bu durumu düzeltmek için hiçbir şey yapmıyor. Bırakın açıklama yapmayı, olmamış gibi davranıyor. Videoya devam etmeden önce küçük bir hatırlatma yapalım. Kanala abone olup bu videoyu beğenerek bizlere destek olmayı sakın unutmayın. Her şey Billie Eilish'in geçtiğimiz ay büyük tartışmalara neden olan müzik klibi Lost Cause'u yayınladığı zaman başladı. Bu video yayınlandığı zaman LGBT topluluğu da dahil olmak üzere milyonlarca kişi Billie'nin bütün bu video boyunca queerbaiting yaptığını savundular. Bilmeyen izleyicilerimiz için hemen queerbaiting hakkında küçük bir bilgi verelim. Yaratıcıların ya da yapımcıların aynı cinsten romantizmi veya diğer LGBTQ+ temsillerini ima ettiği ancak daha sonra gerçekte tasvir etmediği kurgu ve eğlence için yapılan bir pazarlama tekniğidir. Yaklaşık 2 sene önce Calvin Klein'in reklam filminde ünlü model Bella Hadid ve sanal manken Lil Miquela'nın öpüşmesiyle gündeme oturan ve çok fazla tepki toplayan bu queerbaiting pazarlama metodu aslında sanılandan çok daha fazla kullanılmakta. Billie'ye geri dönecek olursak, bütün bu tepkilerin başlamasından birkaç gün sonra Billie Eilish olayları daha da kötü bir yana doğru çekti. Instagram'da yayınladığı bu fotoğrafın başlığına "I love girls" yani kızlardan hoşlanıyorum yazdı. 90 milyon takipçisi olan Billie Eilish'in fanları Lost Cause müzik klibi ve bu fotoğrafların başlığı ile Billie'nin sonunda gerçeği yani gay olduğunu açıkladığını düşündüler. Birçok kişi destek yorumları yağdırırken tabii ki kafasında soru işareti olan kişiler de mevcuttu. Ancak bu olaydan sadece 2 gün sonra Billie Eilish erkek arkadaşı Matthew Tyler Worth ile beraber görüntülendi. Daha önce de beraber kameralara yakalanmış olan çiftin artık bir ilişki içinde olduğu çok açık. Ama bitmedi. Olaylar daha da kötü bir hale geliyor. Billie Eilish'in erkek arkadaşının ırkçı olduğu ortaya çıktı. Queerbaiting ile suçlanan Eilish'in aynı hafta içinde bir de ırkçı bir erkek arkadaş yapmış olmasını nasıl sindirebiliriz bilemiyoruz. Olay yaratan müzik videosu Lost Cause'un yayınlanmasından günler sonra Billie Disneyland'ta erkek arkadaşıyla görüntülendi ve bu fotoğraflar sosyal medyada gezmeye başladı. Dolayısıyla insanlar henüz meşhur olmamış bu aktörün aslında kim olduğunu merak etti ve burada Billie Eilish'in erkek arkadaşının asıl yüzü ortaya çıktı. Facebook üzerinden yaptığı ırkçı ve homofobik yorumlar gün yüzüne çıktı ve hatta 10 sene öncesine dayanan kadınlar hakkında yaptığı mide bulandırıcı yorumlar bile vardı. Bu yorumları yazarken Matthew daha 29 yaşındaydı. Bütün bunlara rağmen Billie ile erkek arkadaşını savunan milyonlarca kişi de vardı. Billie'nin buna tek cevabı ise fanlarından biri tarafından yapılmış olan bu paylaşımı beğenmekti. Bu fandom bazen çok utanç verici. Neden başka birinin yorumlarına gidip doğru olup olmadığını bile bilmediğiniz ve kendinizin uydurduğu yorumlar hakkında konuşuyorsunuz? Bazen hepiniz çok aptalsınız. Bazılarınızın sadece kendi işine bakmasını öğrenmesi lazım. Queerbaiting ve ırkçı homofobik erkek arkadaşı ile ilgili olan bu olayların ardından Billie Eilish ne mi yaptı? Hiçbir şey. Sanki her şey normalmiş ve bunların hiçbiri olmamış gibi Instagram'ında normal fotoğraflarını paylaşmaya devam etti. Bütün bu olaylar Billie'nin kariyerini ciddi anlamda olumsuz yönde etkiledi. Birçok kişi fandomdan ayrılırken diğer bir kesim de satın almış oldukları Billie Eilish'in dünya turu konser biletlerini iptal etti. Sadece bunlar da değil, bazı fanlar Billie'nin kendi sosyal medya hesaplarında paylaşmış olduğu Asya kültürüyle dalga geçtiği ırkçı videoları internete saçmaya başladı. Bu videolara siz de bir göz atın. What the f- I love my dad and he's 61. Phineas comes in and all I hear is
which is like the theme song at the beginning of all David Dobrik videos. This shit is funny. Can we swap bodies for a day? Yeah, so I can be a black guy? Sure. A beautiful black dude from the UK, I'm on it bro. Switch with me right now. Objektif olarak bakıldığında aslında bu videolar Billie'nin ırkçı olduğunu kanıtlamıyor. Ancak hiç kimsenin, özellikle de milyonlara hitap eden bir sanatçının kesinlikle çekmemesi gereken videolar. Daha önce hakkında çıkan skandalların hiçbirine cevap vermeyen, olmamış gibi davranan Billie, bu videoların internette yayılması ve çok ciddi tepkiler toplaması üzerine Instagram'da ciddi anlamda uzun uzun yazılmış bir hikaye paylaştı. Bu videolar çekildiği zaman 13 ya da 14 yaşında olduğunu yazan Billie, bunun o zamanlar meşhur olan bir şarkının bir kısmı olduğu ve Asya kültürüne karşı aşağılayıcı bir terim olduğunu bilmediğini savundu. Böyle bir video çekmiş olduğu ve bu terimleri kullandığı için çok utandığını, ancak ne olursa olsun hiçbir şeyin bunun için mazeret olmayacağını ve bu video için çok özür dilediğini de ekledi. Bu konuya hitaben böyle uzunca bir açıklama yapmış olması şahane. Peki queerbaiting ve ırkçı homofobik olan erkek arkadaşın ne olacak? Billie'nin bu açıklamasının ardından diğer skandallar hakkında hiç konuşmayıp sadece bu olay hakkında açıklama yapmasından dolayı daha fazla kişi Billie'den nefret etmeye başladı. Bazı kişilerin yorumlarına bir bakın. Her şeye cevap vermedi bile. Gündemdeki konular hakkında hala konuşmuyor. Özür dilediği için memnunum ama özür hala tamamlanmamış gibi. Queerbaiting, ırkçı homofob erkek arkadaşı, kendi ırkçı videoları ve hakkında çıkan bütün bu skandalları yok sayması ile Billie birçok kişinin kafasında soru işaretleri bırakıyor. Bizim bile. Billie Eilish ve bu skandallar hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Sizce Billie ciddi anlamda her şeyi yüzüne gözüne mi bulaştırdı? Yoksa sadece sosyal medyanın abartması mı? Aşağıda yorumlarda düşüncelerinizi bizlerle mutlaka paylaşın. Bir videomuzun daha sonuna geldik. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Kanala abone olup bu videoyu beğenerek bizlere destek olmayı sakın unutmayın. En kısa zamanda yepyeni videolarla görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.